Ali Bey, beni duyabiliyor musunuz diye tekrar giriş Evet, yapıyorum. duyuyorum. İyi akşamlar diliyorum tekrar. Evet, Bu sizin sefer tamam. telefonunuzdaymış Öncelikle sizleri kutluyorum. İkinci ligi böyle değerlendirilen Türkiye'de şu anda başka bir program yok. Bu anlamda sizlere teşekkür ediyorum. sorum. Biz teşekkür ederiz yayınımıza bağlandığınız için. Şimdi dinleyebiliriz sizden Menemen Spor'u. Şimdi Menemen Futbol Kulübü geçen yıl TFF 1. Lig'den düştü. Ben bir başa döneyim istedim. Ekmas Sportif Faaliyetler Menemen Futbol Kulübü'nü satın aldı. Ciddi bir yatırım yaptı. Ekmas Sportif Faaliyetler'in başında Özgür Ekmekçioğlu var. Başkan Özgür Ekmekçioğlu. Özgür Ekmekçioğlu'nu Altay'dan hatırlıyoruz. Altay başkanıydı Evet. ve 3 sezon üstte şampiyon yaparak Altay'ı Süper Lig'e kadar çıkarmıştı. Yeniden ciddi bir yapılanmaya giderek, ciddi transferler, yeniden tamamen yönetim anlamında değişiklik yaparak Menemen Futbol Kulübü'nü satın aldılar. Ve çok kısa bir sürede, yaklaşık bir aylık sürede takımı lige hazırladılar. Transferler olsun, tesis anlamında olsun, stadyum anlamında olsun. Onların ilk etapta amaçları takımı lige yetiştirmekti. Ve bunu da başarılı oldular. Takımın başına da yine Özgür Ekmekçioğlu'nun uzun süre çalıştığı Özden Töraydın'ı getirdi Menemen Futbol Kulübü. Özden Hoca, Özgür Ekmekçioğlu ile birlikte Altay'da hem teknik adam hem de sportif direktör olarak uzunca bir süre çalıştı ve o şampiyonluklarda baş mimar kişiydi aslında. Bu anlamda yeniden yapılanmaya giderek kısa sürede çok ciddi transferler yaptılar. İşte yıllarca TFF 1.lik'te mücadele etmiş Ziya Alpurt'u takıma getirdiler. Ardından kaleci Zülküf Özer. Özer de Türk'ün yakından tanıdığı bir isim. Mertcan Sarıyer'den geldi. Ferhat Tuğcuoğlu, Ali Özgün, Emre Keskin gibi flaş transferler yaptılar. Ve Menemenspor lige de iyi başladı aslında. Esenler galibiyeti, ardından Ankara'ya mağlup oldu. Ve ardından gelen iki galibiyetle 6 puan ve toplamda 9 puanla iyi bir başlangıç yaptı. Aslında Menemen'in hedefi nedir diye sorarsanız, Menemen'in bu sezonki hedefi, biz daha önce programımıza takımın CEO'su Barış Orhun Bilge'yi aldık. Barış Bey takımın bu sezonki hedefinin playoff olduğunu söyledi. Aslında biraz iyi başlayarak beklentiyi de yükseltmiş oldu Menemen Futbol Kulübü taraftarı anlamında da. Kadro kalitesine de bakacak olursak Menemen Futbol Kulübü'nün bu sezon playoff'u ciddi şekilde zorlayacağı, hatta takım da iyi gittiği takdirde, sonuçlar sahaya yansıdığı takdirde liderliği de zorlayabileceğini düşünüyoruz. Güzel özetlediniz. Göker, senin eklemek istediğin ya da sormak istediğin bir şey var mı? Ali Bey, biz Ankara'da maçı izlerken Menemenspor ikinci yarıda 63 dakikadan sonra bayağı bir yorgunluk belirtileri göstermişti. Oyundan ve konsantrasyon olarak çok koptu. Kondisyon olarak çok çok koptu. Ama sonraki iki maçı içeride dışarıda kazandığı için şu anda farklı bir pozisyonda. Ankara'daki şeyin sebebini kendi aramızda konuşurken daha çok takımın geç kurulması ve kondisyonla ilgili bazı sıkıntılar olabileceğinden bahsettik ama sizde bu yönde bir bilgi var mı? Ankara'da maçın kaybedilmesiyle ilgili, öne geçilen maçın kaybedilmesiyle ilgili sebepler nelerdi? Şimdi bu konuda çok haklısınız. Tespitiniz çok doğru. Menemenspor ikinci yarıda özellikle oyundan çok düştü 55-60'tan sonra. Bu da takımın tamamen yeni kurulmasıyla alakalı. Şöyle söyleyeyim size. Ligin başlamasına 28 gün kala takımı aldı Menemen Futbol Kulübü'nü Ekmas Sportif Faaliyetler. Transferler de ondan sonra başladı zaten. Yani sezon öncesi kampı tam anlamıyla tam kadro yapamadı Menemen Futbol Kulübü. Anladım. Bu da ligin başlarında bu sıkıntıların olacağını biz bekliyorduk. Ancak beklentimizden daha fazla puan aldı Menemen Futbol Kulübü. Hatta ileriki haftalarda Menemen daha ciddi maçlar ve daha iyi maçlar oynayacağını düşünüyoruz. Vallahi başarılar diliyorum çünkü gerçekten 9 puanla hani bir de gözde çıplak gözle seyrettiğim bir takımın bu derecede başarılı olması da dikkat çekici. Birincilikten yeni düşmüş bir takım. Umarım başarılarınız devam eder. Menemenspor'u daha üst liglerde görürüz inşallah. Hedefleri de zaten o yönde. Özgür Ekmekçioğlu'nun tekrar takımı satın alması, takımı üst seviyelere çıkarmak istemesi. Hedefleri ilk anlamda TFF 1.lik. Ancak bu yıl dediğim gibi hedefleri playoff. Playoff hedefliyor takım. Playoff'u yakalarsa belki üst lige de çıkabilir. Ancak dediğim gibi sezona 9 puanla başlaması taraftar anlamında da beklentiyi biraz yükseldi Menemen'de. Yükseldi.
Vallahi bizde de yükseltti, ne yalan söyleyelim. Evet, bizde de yükseltti. Ali Bey, evet. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Tekrar sizlere, stüdyodaki herkese iyi akşamlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Böyle bir program yaptığınız için sizlere bir kez daha teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. İyi akşamlar, sağ olun. İyi akşamlar. İyi akşamlar.